Günaydın. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Bakın yanımda kiminle geldim? Astrolojinin gerçek kraliçesi Nuray Sayarı. Teşekkür ederim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Daha ya fazla duramıyız. Bak, bak seyircilerimiz seni o kadar merak etti Ay, ne oldu sana? Ayağını bacağını kırdın. Ay çok havalıyım. Allah'ım. Yani bunda bile hava Ama nerede? bir şey söyleyeceğim. Değil diyorum Allah kadını yarattı. Yani Rabbim bir şey sevdi, mi? Rabbim Gerçekten. sevdiği kullarına verir bu dertleri. Enerjisi o kadar yüksek ki. Kaç hafta yattın çaya kalkmadan? <laughs> dört hafta yattım ama o dört haftada Allah'ıma teşekkür ediyorum. Bana gösterdiğin hakikatler için. Yavaşla Nuray dediğin için. Frene bas Nuray dediğin için. Kıymetini bildirttiğin için. Şükürler olsun çok iyiyim şu anda. Bu arada Nurcum hepinize teşekkür ediyorum ama Emine Nur Tozan'a. Hı hı. Profesör Doktor Emine Nur Tozona ve tüm onun doktor arkadaşlarına sevgili Seçkin Sarıya ekibine ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Dediler ki biz bu kırıkları gördüğümüzde eyvah demişler. Nasıl oldu? Ben yılbaşı akşamında komşunun bahçesinde Hı. oraya bakarak aldım. oğlumun Sen peşinde şeyin. gezerken bir 13 yaşında ergen oğlum var biliyorsunuz. Hava fişekler falan patlatıyorlar işte çocuklar zarar görmesin diye çıplak ayakla düştüm. Ee, sırtımın üstüne bu bacağıma iki ki altına katlanmış yoksa kafamı vuruyordu Çok geçmiş olsun bitti, gerçekten geçti. çok büyük zorluklar yaşadı ee, Evet geçti bitti şükürler olsun ee, Allah e, kimseye böyle dertler kederler vermesin Amin. beterinden korusun Valla kafam kırılmadı beynim de kırılmadı Kalbim hiç kırılmadı. Ama yayında dedi hatırlıyor musunuz? Yayında dedi ki hiç unutmuyorum. İşte benim 10 Ocak haftam mı dedin? E, e, 28 Ocağın ilk haftası... Hatta dedim ya bana dua edin dedim. 28 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar haritamda çok büyük kaza ve belalar var dedim. Ben dedi, de bunu e, asistanlara söylüyorum. Siz araba kullanmıyorsunuz ki diyorlar şoförünüzü uyarın. Ben de şoförüme söylüyorum. Merak etmeyin Nuray Hanım diyor. Ben zaten sakin kulu. Aklıma gelmiyor ki bahçede düşünceyim. Ay allahım yarabbim Neyse. Çok Gerçekten zor bitti. günler geride kaldı. algoloji profesörü Profesör Doktor Emine Nurtaş'ına e, sevgili diğer edildi. doktorlarınızın isimlerini e. ama. İlmi Karadeniz hocama, evet. bunlar Türkiye'de gerçekten, gerçekten olan iyi ortaklar. Gerçekten çok uğraştılar sevgili Nuraycığımızla. Başka var mı teşekkür edeceğimiz? Biri e Seçkin daha varsa... Sarıya, Heh. Seçkin Profesör Doktor Seçkin Doktorlarımıza Sarıya. Doktorlarımıza teşekkür, teşekkür ettik. Ediyoruz. Allah hekimlerimizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Ama benim teşekkür etmem gereken bir isim var ki gerçekten zor Hande günüyle. Kazanova. Ya. Evet. Ben onu sevgili mi? Hande Kazanova Allah bin kere razı Hanım olsun. Hanımefendiliği Vicdanı, Dostluğu. işindeki başarısı, dostluğuyla. Hande'cim hatta mısın? Ay. Evet Alo. hayatım. Hande'cim hoş geldin. Ee, sana hoş bir buldum. kez daha teşekkür etmek istiyorum tüm Türkiye'nin önünde. Çok teşekkür ederim. Ay canımsınız. Ay, Herkesin birbirinin böyle kuyusunu kazdığı bir devirde. ...sen var ya öyle bir yüreklilik gösterdin ki... <laughs> ...Nuray Hasta Hande'cim... Evet, ...bize eşlik eder misin dediğimde... ...bir dakika bile tereddüt etmedi... Çok ...gönlü güzel edeyim. kadın... Ay ...çok çok... E, ...yani ne diyeceğimi bilmiyorum... ...iki görünce çok duygulandım şimdi... ...ben de Ağlama. Çok ...ama e, çok... Edeyim. ...güzel görünüyorsunuz... ...şahanesiniz... E, ...bir kere çok keyifli bir program... Ee, o kadar güzel yapıyorsunuz ki beraber yıllarınızı vermişsiniz harika bir dostluk kurmuşsunuz ben de bu dostluğun böyle ucundan hani girdim ama çok teşekkür ediyorum beni harika ağırladınız bu güzel Handeciğim, programda sen o dostluğun tam ortasındasın şu anda evet Ay, canım, sağ olun. Çok teşekkür yani ucunda falan değilsin çok teşekkür ediyorum sana ben ayrıca çok teşekkür Hande teşekkür e, e, uzun yıllardır tanıyorum ama e, dostluğumuz çok kısa sürede gelişti e, yüce Allah'a teşekkür ediyorum Senin tamam. gibi bir meslektaş ve dost kazandığım için Benim bu gözyaşlarım Mutluluk gözyaşı Ay canım benim, Çünkü Aa, yani ben genelde Yaptığım ederim. başarılarla Hep açık açık konuşmuş bir kadınımdır Ne dedim 15 yaşında evlendim Ortaokulu listeyi her şeyi dışarıdan bitirdim Kendimi bugünlere getirdim Ama hep arkamdan oyun oynadılar Kuyumu kazdılar Allah onlardan da razı olsun Ama sana <laughs> ayrıca teşekkür işte. ediyorum Hande. Canım benim. Seni Canım. takibe devam ediyoruz. Seni seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Şöyle söyleyeyim o zaman. Hemen gözyaşlarından kurtulalım. Ee, Nuray'cığım büyük geçmiş olsun. Gerçekten bu işi hakkıyla yapıyorsun. Çok şahane bir program gerçekleştiriyorsunuz. Ben de izlemekten büyük keyif duyuyorum. Bayrağı sana devrediyorum. Senden almıştım zaten birkaç haftalığına sana devrediyorum. Şahane bir yayın olsun diyorum hayatım. Ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum Hande'cim o güzel yanaklarından. Allah'a emanet ol. Allah da senin karşılığı hep senin gibi insanlar çıkarsın inşallah. Amin. Peki çok güzel teşekkürler. Mi? Çok teşekkürler. Ee, anneciğine Görüşürüz. de selamlarımı sevgilerimi sevgiler. ilet. Başım Nuray şimdi geldin. Sana. Hande burada o kadar güzel anlatıyordu ki şöyle anlatıyordu. Anne. Bıcır 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 bıcır. <laughs> <laughs> terazileri burada hiç <laughs> Şimdi hazır mısınız? 12 burcu bakalım bu hafta neler bekliyor onun bir gözyaşlarını silelim geliyoruz Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı lütfen yazın Instagram Nur Viral. Ne diyorsun? Hedef belirleyerek yaşamda yol alması. Hı hı. Ezbere yaşamadığı takdirde, planlama yaptığı takdirde başarı aslanın hayatında hep vardır. Zaten aslan hedef sahibi olan bir burçtur. Hedef. Onu başarıya, başarıdan başarıya taşıyacak olan Planlı programlı yaşamasıdır. Peki ikizler burcu kadını yay erkeğinde aradığı aşkı bulabilir mi? İkizlerle yay anlaşabilir mi? Ee, tabii ki şimdi hava ve ateş. Bir ateşin neye ihtiyacı var? Havaya ihtiyacı var ama kişi erkek ikizler ise ee, çok zor. Bak teraziden daha zor. Er erkeği. İkizlerin erkeği çok zor. Yay kadınsa o ilişki yürüyebilir. Şahane de olabilir. Çünkü ikisi de özgürlükçü olur. Ama e, yay e, kadınsa yay erkekse e, o zaman daha da zor. YouTube kanalımız için özel bir video çekelim seninle. Hangi, burcu, hangi burç hangi burcu nasıl etkiler? Nasıl etkiler? Nasıl elinde tutarsın ya da nasıl kaçırırsın? Aynen. Yani ne yaparsan gider, ne yaparsan çekersin. Çekersin. YouTube kanalı için özel bir video çekeceğim. Teracık burcu erkeğinin kalbi en çok hangi burca açık? Bir terazi erkeğini kim etkileyebilir? Hayat mofil örtözdür. Herkese etkilenir. Yalan mı söyleyeyim? Bir tane şimdi? vardır ama hani. Hayır canım. O mavi boncuk dağıtır her tarafa. Terazinin kalbi her yerde öter. Çalar, çarpar. Onun kalbi hiç durmaz ki. Ya, ya yok mu hiçbir tane? Yani menfaatine göre hareket ettiği için. E, tam bir terazi erkeği ise bir bakarsın seni balonlar içerisinde uçurur. Pat diye bir gelir der ki artık sana kalbim atmıyor. Bitti. Çünkü burada başkasını atar, burada başkasını çekeceğimiz atar. Çekeceğimiz videoda onu da konuşalım. Konuşalım Ne muhakkak. yapmamız lazım. Peki yay kadını iş hayatında en çok hangi burçla anlaşabilir? Yay üretken, ee, hiperaktif, hızlı, hareketli ve özgürlüğüne düşkün olan herkesle başarıyı net bir şekilde yakalar. elde eder. Peki. Oğlak kadını için önce aşk mı? yoksa? İş mi gelir? Prensipli, kurallı, kararlı olduğu için e, ilişki yaşayacaksa bir kere oğlak lüksü sever. Fakir adamla işi olmaz. Paralı adamla işi olur. Tabii öyle ama lüksü sever. E, eğer kendi kariyeri varsa kariyeri ön plandadır, aşk geri plandadır. Vallahi adam gibi adam olsun, adam gibi adam. Taşı sıksa suyunu çıkartıyor zaten ekmeğinin... ...rızkını sana Adam getiriyor. Adam olsun limon satsın karısına baksın. Hiç. Tembel adamla işiniz olmasın. Kova burcu kadını kilolandı mı? Emine Hanım soruyor kova burcu kadınıyım fazla kilomdan nasıl arınacağım diye. Şimdi tutulmalar diye. E, kova aslan aksın. Bak ben de bir kovayım. Çok büyük problemler, e, kaoslar açtı. Hı hı. Biraz yağlanmalar oldu çok şükür. Örneğin ben de bu kazadan sonra kas kaybı yaşadığım için zayıfladım diyorlar. Çünkü profesyonel spor yapan biriydim dikkat etmek gerekiyor iştaha ve şeye beslenmeye. beslenmeye. Başak kadın için dedikodu vazgeçilmez mi? Valla onların yöneticisi Merkür olduğu için Nur ikizler burcu kadar burçlar arasında dedikodu seven burç yoktur. Sen rahatsın değil mi? Ben çok rahatım. Ha? Kesinlikle çok rahatım. Rahatsın. Tamam. Çok çok rahatım. Ah canım benim. Başak burcu kadını eleştiriyi sever. Mükemmelliyetçi olduğu için tembel insandan hoşlanmaz eleştirir ama dedikoduyu yapan ikizlerdir. Balık burcu kadını kaynından yanaşa... <laughs> Kaynanasından yana mı? <laughs> Ay ne tatlı bir soru bu. Nasıl cevaplanır ki bu balık kadını kaynından yana şanslı mı? Kaynından mı? Kaynana. Kaynanadan yana şanslı mı? Balık burcu kadını... Ama bu cevaplanmaz ki. Cevaplanır yani, mı? Nasıl cevaplanır? hangi burç olduğu önemli. Eğer bir toprak burcuysa... söyle de o zaman balık burcu gelin hangi burç kaynanayla anlaşamaz? Aslan burcuyla ile anlaşamaz. Ee, aslan Burcu kayınvalideyle ile anlaşamaz. Ee, Koç Burcu kayınvalideyle ile anlaşamaz. Bunlarla hiç anlaşamaz. Tabi Tabii tabii kesinlikle. Zaten bir aslan e, gelinini, balık seçtiyse aa, onu sürekli ezikler. Ezer de ezer. Sinsice ezer. Eğer aslansa kayınvalide. Enteresan. bir boğa kayınvalidesiyle çok iyi anlaşır ama. Balık mı? Bir balığın Balık kayınvalidesi boğa ise... Bo boğa kayınvalide. Çok iyi anlaşır. Başak'la çok iyi anlaşır. Kesinlikle çok iyi anlaşır. Peki kova burcu kadını çok mu inatçı diye sormuş sevgili Esra. Şimdi e, evet aklına ben de kova kadınıyım. İnatçı İnadım mısın? inattır. Gerçekten tabii. Mi? Ama sinsice inatçılık yaparım ben. Gizli gizli. Sinsisin yani. inatçılık. Sinsi, <laughs> sinsiyim tabii canım inat konusunda ya. çok belli etmem karşı tarafa. Unutmuş gibi yaparım. Unutmam, ortaya çıkarırım. 20 sene sonra da olsa. Şaka yapıyorsun. Tabii canım. Kaç yıllık arkadaşımı ilk defa tanıyorum. Bak, kafaya takma konusunda. Kafaya takma konusunda Çözene kadar inadım inatırım ama yine görümcem bile bana diyor ki ondaki sabır bende yok diyor. Gerçekten. Biliyorsunuz görümcem hem asistanım, sağ kolum. Hilal hem... burada. Hoş geldin. <laughs> Peki Akrep kadınıyla Balık erkeği nasıl mutlu olabilir demiş? E, ee, yapmazsa balık kadını akrep erkeğine bir ömür Yok, boyu. Akrep kadını balık erkeği. Ee, Şimdi akrep kadını. genelde balık erkeklerinde ilişki ve aşk yaşama konusunda bencillik ön plandadır. Hmm. Akrep de bencil erkeği, eğer kadınsa akrep menfaatlerini ona sunuyorsa bencilliğini idare edebilir. Ama sunmuyorsa zaten merhaba der, yol gösterir, gönderir. Peki Boğa Burcu erkeği aşkta neye dikkat etmeli sence? Ee, şimdi ben ne dedim? Ee, boğalar, boğa erkeği evine çok düşkündür, boğazına çok düşkündür ama karda yürüyüp izini belli etmeyen en zampara, en çapkın olan erkekler. boğa erkeği. Sen de bütün erkeği. erkekleri burada gömüyorsun ama ya terazi erkeği bak, öyle, boğa erkeği öyle. erkeği, bak akrep erkeğinin adı çıkmış. İşte efendim kincidir, sadakatsizdir. Aa severiz akrepleri. Hayır, ama akrepler aşkı arayana kadar kavun mu şekerim gerçek ruhunu bulsun da koklasın. Aşkı arayana kadar her çiçekten bal alır. Gerçekten aşık olduğu anda bir ömür boyu sadık kalır. Ama boğa erkeği hayran bırakır, fotoğraf evliliği yaşatır. Sinsi sinsi, karda yürür izini belli etmez. Gizli kart zamparadır boğa erkekleri. Tabii tabii. Ben ne boğalar tanıyorum yetmişine gelmiş. Yani sen onu camide zannedersin. Cumaya gitti zannedersin amca. Bebek de bahçeden çıkar. Ay Allah'ım ya Rabbim. E ben ama işimi doğru yapıyorum hakikati söylüyorum. Tatil yaramış sana. Çok yerede. İkizler kadını peki? İkizler kadını en çok hangi burçta mutlu olur? İkizler kadını evet. mı? Şimdi ikizler kadını hareketli kadındır. Ee, i̇kizler kadına mutlaka ateş burcu olmalı. Bir koç olmalı bir aslan olmalı, bir yine hava olacaksa ikizlerin karşısında kova olmalı. Ayaklarını yerden kesmeli diyorsun. İnanılmaz mutlu olur. Yani enerjisi yüksek burçlarla mutlu olabilir. Peki yengeç kadınları sevdiği erkekte önce ne arar? Yengeç kadın çok kıskanç mı? olduğu için e, sadakat arar, sevgi arar. Genelde korktuğu her şeyi de başına çeker ve sonra da der ki aklıma gelen başıma geldi. ...övünür kendiyle. Korkularını bırakması gerekiyor ki aşkta aradığı mutluluğu bulabilsin. Aslan burcu kadını başak erkeği için aşk bir yalan mıdır yoksa bu ilişkiden yengeç kadınıyla e, pardon aslan burcu kadınıyla başak erkeği arasında güzel bir aşk yaşanabilir mi olur mu? Şimdi başak e, kurallarıyla yaşayan bir burçtur. Hı hı. Aslan egosuyla ortadadır. Yani hiç olmayacak bir ilişki bir başakla aslan. A tabii ki. Yani toprağlık bak ateşi söndüren bir sudur, bir de topraktır. Başak toprak grubu olduğu için ateşle kesinlikle olamaz. Söndürür çünkü onun enerjisini. Hazır mısın? Hazırım. Özlemiş misin seyircilerim? Özlemez ha? Miyim? Öz ben çok özledim onları. İnşallah güzel notlarla geldin. A, gelmez Gel miyim? Bol yıldızlı. Handeciğim öyle. Vallahi bol bol yıldız veriyordu. Evet. Senden de bol yıldız istiyoruz. Tabii Ne yapsın, hande korkudan yapmıştır. <laughs> Kimin korkusundan? Aa, aa! Senin korkun. Çok fena. Hayır, burada bana. güzel şeyler konuşmak ve güzel şeyler duymak istiyoruz hep. Canım. Haftaya benim. başlayalım mı? Hadi bakalım gezegenler bize ne söylüyor? Koçlar haftanın en şanssızı, en mutsuzu, gerçekten en bedbah olanı sizken. Önce tabloyu bir görelim. Sonra da diğer tabloya bakalım. Sonra da önerileri Nuray Sayarı'dan tek tek dinleyelim. Aşk ve ilişkilerde sözlerine konuşmalarına dikkat et demişsin. Niye? Şimdi bak bu hafta Merkür yılın ilk gerilemesini Balık Burcu'nda gerçekleştirecek ve Dolunay haftasındayız. Dolunay Aslan Burcu'nda doğuyor. Ardından Başak Burcu'na geçiyor. Özellikle sevgili koçların altı ön planda olacak. Efendim tamamen bu hafta gördüğünüz rüyalara, kuruntularınıza, düşünce biçiminize çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neden çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor? Çünkü manasız, anlamsız kaygılarınızın, kuşkularınızın, kuruntularınızın gezegen kombinasyonlarından dolayı arttığı bir haftadasınız. O bir yıldızlarınızı beş yıldız yapmak da hayata karşı duruşunuzda konuşma şeklinizde gizli. İş hayatınızda çok şanslı olabilirsiniz. Üretkenliğiniz, çalışkanlığınız arttıkça artacak ama sosyal ilişkilerinizde, aşkta ve iletişimde konuşmanıza dikkat edin, düşüncelerinize dikkat edin, hitabetinize çok dikkat edin. Özellikle evli bir koç burcu hanımı ya da kadınıysanız, eşinizle ne kadar ilgili olduğunuz üzerinde düşünün ona karşı duygusal tavır ve davranışları üzerinde düşünün. Ve sert üsluplar kurmamaya gayret edin ve özen gösterin. Hatta ilişkinizi biz çerçevesi içerisinde yaşamaya haftanın ilk dört gününde önem ve kıymet verirseniz evli olan bir koç burcu kadını ya da erkeğiyseniz bir koç erkeğiyseniz planlarınızı hanımınıza danışın. Bir koç kadınıysanız ev için çocuklar için aile için Plan ve program yaptıysanız e, mutlaka eşinize danışın. Tek başınıza radikal kararlar alıp vermeyin. Kendi düşüncelerinizi onun düşüncesiyle birleştirdiğinize, önem verdiğinizi hissederek partnerinize hissettirmeye çalışın. Ayrı ilişkisinde evli olup geçici bir ayrılık yaşayan bir koç bireyiyseniz ...ya da uzun süredir bir ilişki yaşıyorsunuz... ...terk edilmiş bir koç yadını, koç, koç kadını... ...ya da koç erkeği iseniz... ...özellikle Merkür'ün gerilemeye başladığı ilk haftada... ...eski aşklarınız size geri dönebilir. Ama gökyüzü diyor ki... E, ...denenmişi deneme. Yaşayıp bitirdiğin seni bir kere üzmüş... ...mahvetmiş bir insanın... ...bir daha seni üzmesine müsaade etme... ...ve izin verme. Tekrar müsaade eder, izin verirsen... Daha sonra suçlu arama çünkü asıl suçlu sen olacaksın. Bir de özellikle iş ve parasal işlerinizde efendim elinizden çıkardığınız paralarınız varsa bir işe yatırım yaptıysanız istediğiniz meblağı kazanamadıysanız istediğiniz yatırımların sonucunu elde edemediyseniz bu hafta haftanın sonuna doğru kayıplarınızın kazanca döndüğünü gösteren fırsat ve imkanlarla çok şanslı olacaksınız. Maddi açıdan İnşallah. koçlar çok şanslı olacak. Sağlıkta psikolojilerine çok kıymet ve önem vermeleri gerekiyor. Bu kadar olay yaşayınca e psikoloji tabii psikoloji herhalde bir ruh sağlığı çok önemli ama bir koç aşırı tez canlı olduğu için, aşırı aceleci olduğu için, aşırı telaşından ve hiperaktivitesinden kaynaklı psikolojisini allak bullak da edebilir. O yüzden bu hafta onların sakin olması gerekiyor. Hayatı ben bile bazen kızıyorum. Önemli bir şey yaşadığımız zaman akışa bırak, arkana yaslan izle. Yani o anda çözmek istiyorken nasıl arkama yaslayayım da iz, yaslanayım da izleyeyim, akışa bırakayım diyebiliyoruz. Ki istediğim Olmuyor kadar bazı kitap yazsam da insansın ve bir nefse sahipsin. Koç da zaten doğuşundan, yaratılışından sonuç odaklı, tez canlı, bilinmezlik ve belirsizlik yaşamaya tahammülü olmayan bir burçtur. Ama bu hafta ne yapması gerekiyor biliyor musunuz? Her şeyinin rast gitmesi için, aşkta, evlilikte mutsuz olmamak için paylaşımı önem vermesi gerekiyor. İşte iletişimde sakin olmaya, acelecilikten vazgeçmeye ihtiyacı çok. Spotumuz ne onlara? Gaza basma, frene bas. Yavaşla. Yavaşla. <laughs> Niye güldün? Gaza basma, frene bas. Hayatın frenine bas. Hadi bakalım. Gaz peki. zaten senin elinin altında istediğinde gazlarsın. Yani Nuray sen anlatırken dikkatimi çekti biliyor musun? 2020 bir acayip girdi aslında biliyor musun? Ama bak yani, bana sormuş Yani sağlık ki... bir tarafta işte doğal afetler bir tarafta. Ama hatırlıyor Hatta... musunuz 2019-2020 nasıl yıllar dedim ki toprak sallantıları olacak. Demiştim. Çok fazla depremler olabilir demiştim. Ha ben bununla üzülmüyorum. Çünkü bende bir keramet yok. Astroloji kendi haritamda ya. Kendi kazamı görüyorum. Ama bu birine olasılığı gösteriyor sana. Bahçede düşüyorum. Yani bunun gibi birçok şey. Allah'ım kazadan beladan korusun hepimizi. Yemin ediyorum sana. Başımıza gelen felaket gibi gördüğümüz olaylara bile ödül olarak dönüyor. Samimiyetle söylüyorum. Geçen programda ne İnşallah dedim? İnşallah öyle olsun. Bizi Allah bırakmıyor. Evet. Biz mutluyken onun varlığını unutuyoruz. Kendi hayatımıza dalıyoruz. Allah'ın eline sarılan kul her zaman şanslıdır. Şüphesiz. Şüphesiz. Boğalar. Sevgili boğalar. Bir biz ne yapıyormuşuz bir görelim bakalım. Hafta boyu kafamızda çok derin sorular olacakmış. Yoğun sorular. Güzel bir tek sağlıkta bir bir tık minicik bir şeyimiz var. Bakalım mı diğer tabloya Tabii. da? Hayatımızı değiştirmek isteyecekmişiz. Maddi konularda bereketli bir haftaymış. Anlat Nuray anlat. Şimdi Şöyle derinlemesine. Sevgili boğaların özellikle bu hafta tam anlamıyla düşünce ve duygudan ibaret balık burcunda gerçekleşecek olan merkür gerilemesini nasıl karşılayacak? Dolunayı nasıl karşılayacak hı hı. sevgili boğalar? Özellikle arkadaşları, duyguları, düşünceleri ve ailede yaşıtı olan akrabaları ve yakınlarıyla ilişkilerinde biraz e, kaoslu bir hafta yaşayabilir görünmeyeni görebilir ya da görüp görmezden geldiği kişilere ait kusurları trak 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 önlerine gelebilir. Dolayısıyla bir boayı kaybetmek istemiyorsak, bir boğa kadınıyla evliysek, bir boğa kadınıyla arkadaşsak, bir boğa kadınıyla ya da bir boğa erkeğiyle iş yapıyorsak bu hafta mümkün olduğunca onlara karşı dürüst olalım, doğru duruş sergileyelim. Çünkü bu adam bu hafta kimse hiçbir şeyi gizleyemeyecek. Kimse hiçbir şeyi saklayamayacak. Ve yönetici gezegenleri Cuma günü Koç burcuna geçmeden önce zamanı yapılandırma konusunda özellikle bir de Satürn'ün oluşturacağı kombinasyonla ben bu hafta iş hayatımda neler yapmalıyım? Ben bu hafta iş hayatımda nasıl planlamalar içerisinde olmalıyım? Hafta boyunca konsantre olacaklar. Hafta boyunca iş hayatlarına konsantre olması kendine ait bir işin sahibi ise bir boğa kadını bir boğa erkeği ya da herhangi bir yerde çalışan bir bireyse yarım kalan sonuca varmayan uzun süredir beklediği halde gecikmiş olan her bir işi hafta boyunca arzu ettiği gibi sonuçlanacak. Niye? Hadi Çünkü işlerine son derece konsantre olacaklar. Efendim, e, kariyerinizi tam anlamıyla düzene oturtacaksınız. Kendinize duyduğunuz güvenin tamamen yükselmesine neden olan sonuçları elde edeceksiniz, motivasyon kazanacaksınız. Hayatı dolu dolu yaşamaya gayret edecek ve özen göstereceksiniz. Aşkta ve ilişkilerde ise özellikle kafanızın yoğun olacağı bir e, dönem olduğu için bir sürü soru işaretiniz olabilir kafanızda. Örneğin, evli bir boğa kadını ya da boğa erkeğiyseniz eşinizin hayatı karşı duruşuyla, hayatı yaşama şekliyle sizi rahatsız eden bazı durumlar varsa bin tane tilkiyi kafanızda bir arada gezdirip kendi kendinize duygularınızı bastırıp ruhunuza ve psikolojinize eziyet edeceğinize sizi mutsuz ve rahatsız eden her şeyi güzel bir dille anlayışlı bir hal ile sakince anlatırsanız ilişkilerinizde kopmalara ayrılmalara neden olmazsınız ama kendi içinizde bir milyon tilkiyle onun kuyruğu oraya, bunun kuyruğu oraya düşünceler yapar da savaşlar açarsanız ilişkilerinizin enerjisini darma duman yaparsınız. Şimdi tilkiden neden bahsediyorum? Kare açılar var. O açılar da var ya bin tane cambaza yukarıda ip üstünde yürütür ee, ama e, kendine zarar verir bu. O yüzden diyorum ki aman düşmesi gereken varsa düşsün hak ettiği yere konsun. Sen kimseyi kafanda yürütme. Hiçbir tilkinin de beynine girmesine müsaade etme. Seni ne rahatsız ediyorsa, evli bir boğa kadını ya da boğa erkeğiysen, kafanda kurgulamak yerine açık bir dille "Hayatım, bu duruşundan hoşlanmıyorum. Bu konuşma şeklini sevmiyorum. Paylaşımların hoşuma gitmiyor." de. Çünkü eğer bu hafta açık sözlü olursan, kendi içine dertlerini atıp kuruntular yapmazsan muazzam derecede mutlu, muazzam derecede huzurlu olacaksın. Bak zaten Uranüs Boğa burcunda Boğa ile evli olanlar hayatlarının şoklarını yaşıyorlar. Neden? Hiç göstermedikleri tavrı, tutumu ve davranışı gösteriyorlar. Şimdi bir de bir Boğa ile birlikte sevgiliyseniz, de, karı kocaysanız, da, evliyseniz Boğa o kadar e, mazlum, sakin, ona zarar vermediğiniz takdirde Yine size zarar vermez. En büyük zararı nedir bu anın bu dönem biliyor musun? Ben gidiyorum demez. Çıkar gider kaybedersin. İstediğin kadar peşinden koş. Uranüs İsviçre'de kaçalı geri döndüremezsin. Ama bundan kim sorumlu? Bu aile arkadaş olan, bu ile çalışan, bu ile aşk yaşayan, bu ile evli olan. Ya hakkınızı başınıza alacaksınız, ya da başınıza gelenler benim kaderimmiş diyeceksiniz kendinizle avutacaksınız. O kadar diyorsun. Aynen öyle. Yavaş diyorum düşersin yerler yer aman <laughs> peki e, iş e, sağlığına ekleyeceğim var mı bu anın? Vallahi maddi konularda beklentilerini e, elde edecekler ama bereketli bir hafta olabilmesi için ruhsal sakinliklerini korumaları lazım. Yani parasal konularda telaş etmesinler, endişeye girmesinler, Hı. akışa bıraksınlar biliyorum sinir bozulacak akışa bırakma sözü e, ben çünkü bir aydır hiçbir şey akışa bırakamadım. Normal insan bünyesinde yaşadım. Şimdi eski Nuray'a geri döndüm. Dolayısıyla sakin olun diyorum. Panik yapmayın, endişe etmeyin, hiçbir şey için endişe etmeyin. Hiçbir şey için endişe etmeyin. Spotum onlara ne biliyor musun? Sağlıklısın, sıhhatlisin, sadece sakin olmalısın. Tamam. Sağlıklısın, sıhhatlisin, sadece, sadece sakin, sakin olmalısın. Peki ikizler ne yapıyor? Hadi bakalım ikizlere bir tablomuz gelsin sevgili ikizler. Bu hafta seni neler bekliyor? Aşkta tek yıldız eksik. Agresiflik ön planda olabilir. Ne konuda? İlişkilerde. ilişkilerde. iletişim ve ilişkilerde kendilerini yorgun hissedip agresif bir enerji içerisinde olabilirler. Hı hı. Bu agresif enerji içerisinde de yanlış tutum ve davranışlar sergileyebilirler. Şimdi ikizler burcu farkında olmadan ikizler burcu farkında olmadan karşısındaki kişiye ee, söylemek istediğini söylemekten çekinmez efendim. Bir de ikizler burcu genelde partneriyle aşk hayatında yaşadığı problemleri, sorunları karşısına çıkan herkese dert olsun diye anlatabilir. Rahatlamak için, terapiye ihtiyaç duyduğu için. Unutur ki karşısındaki kişi onun derdini daha sonra kime anlatır? Kimle konuşur? Ben ara ara hatırlatırım size. Evli bir ikizler burcuysanız, bir ilişki içindeyseniz, kocanızla karınızla aranızda sorunlar ve problemler yaşıyorsanız bunu gidin uzmanlara danışın. Yaşam koçuyla konuşun, psikologla konuşun, psikiyatristle konuşun. Problemin kimde olduğunu çözümlemeye çalışın bu hafta. Ayten teyzeyle, Nurten ablayla kocanızla aranızda olan dertlerinizi paylaşarak, tavsiyeler alarak yanlış yollara sapmayın. Ve agresif tutumlar sergilemeyin. Genelde ikizler burcu hareketlidir, enerjiktir, dedikodu sever ama... Bir o kadar da iyi niyetlidir. Bak birçok aklını oynatan e, burç ikizlerdir. Her şeyin fazlası zarardır biliyorsun. Ay, çok akıl da zarar şekerim. Her şeyin fazlası zarar. O yüzden hep hareketlidirler, enerjiktirler. Ama işlerde derde geldiği vakitte o temiz kalp vardır ya... ...herkes de her şeyini konuşur. Unutur gider sonra orada dertleşir. Aa Ayten ablayla dertleşir. Ayten abla da ona der ki... Ben senin yerinde olsam bu kocayı çekmem ama demez ki Ayten ben 40 yıldır onu çekiyorum diye. Yapamadıklarını yaptırmaya çalışır. Yanlış yollara sokar. Değiştirmemek lazım. Hayır. Diyorsun, ya da Bak, değiştirmeye... İşi bilen kişilere danışın. Komşularınızla ilişkilerinizin problemlerini çözmeye kalkışmayın. bir ikizler burcuysanız uzman kişilerden yardım alın. Mesela bizim programı arayın. Aynen. Çarşamba'da, Perşembe'de evlilik ve ilişki terapistleri Adil. var. E, çok güzel bir video çektik YouTube'da Adil'le. İzledim ve bayıldım. Giden gün. giden sevgiliyi nasıl geri getirirsin diye YouTube'da şu anda hayatta her şey var, kanalında var. Sevgilin gittiyse ve geri döndü, geri getirmek istiyorsan o videoya mutlaka bir göz at. Peki sonra. Yani ikizler Seğiştirme burcu Değiştirme diyorsun? Maddi ee, konularda da çalıştığın işlerde korumaya ihtiyacın olacak demişsin. Şimdi e, endişe ve huzursuzluk duygusu yoğun olabilir bu hafta. Bu endişe ve huzursuzluk durumuna iş hayatınızda kendini güvende hissetmeye ihtiyaçlarına ihtiyaç duysunlar. Yani kendilerine ne olursa olsun lütfen güvende hissetsinler. Hı. Yaptığınız işten siz memnun musunuz? Başkalarının sizin çalışmanızı nasıl gözlemlediğine kafanızı takmamaya Özen gösterin. Siz yaptığınız işten önce memnun olun. Mutlu olun, huzurlu olun. Acaba beni nasıl değerlendiriyorlar, nasıl görüyorlar gibi düşünüp düşünüp çalışma performansınızı ve enerjinizi aşağıya düşürmeyin bu hafta. Özellikle hafta sonuna doğru görkemli davetlere katılabilir. Bazı arkadaş ortamlarıyla seyahate çıkabilir. Ee, ve çok keyifli anlar da yaşayabilirsiniz. Süper. Kalbi boş olan bir bireyseniz. Merkür gerilemeye başlamadan önce kalbiniz de olabilir yeni bir aşka adım atabilirsiniz. Bu wow. atacağınız yeni aşkla da hatta plansız programsız hayat size bir gelecek planı yapabilir. Ay şahane. Çok da mutlu olabilirsiniz. Sağlıklı yaşam ikizler için hayatın her zaman her alanında önemlidir. Sıhhatli ve sağlıklı bir haftadasınız. Enerjiniz artıyor. Ee, sadece uyku düzeninizin kalitesini yükseltin. Bu hafta enerjileri artarken uykusuz kalmamaya özen göstersinler lütfen. Spotumuz ne? Spotum onlara. Derdini komşunla paylaşma. Uzmanla yani paylaş. Yani sırrını sırrını söyleme dostuna, dostun söyler dostun da dostuna. Aynen öyle. Spotum bu hafta bu. Aynen öyle. Gelsin aslanlar. Özür dilerim yengeçler. Yengeçlerimize geçiyoruz. Çok güzel. E, bu haftanın bütün mutlulukları sizde. Valla onlar bu hafta ben bilirim bilmiş kişi durumu sergileyecekler. Bilir kişi diyoruz. Bilir kişi. Resmen duruşlarıyla, hayatı yaşamalarıyla, çevresinde yaşananlarla her konuda bir fikri olacak. Güzel bir durum okey ama farkında olmadan her şeyiniz çok yolunda giderken biraz egolu görünebilirsiniz. Bak her şey çok güzel ama yanlış da anlaşılabilirsiniz. O yüzden gökyüzünün durumu ve konumu sizi iki konuda uyarıyor. Birilerine bir şeyleri verirken, sunarken karşınızdaki kişiler bunu sizden almak istiyor mu? Ya da siz bu hafta bir öğretmen edasıyla yaşamda yol alabilirsiniz. İşte arkadaşınızın bilmediği şeyleri arkadaşınıza öğretmek isteyebilirsiniz ya da unuttuklarını ona hatırlatmak isteyebilirsiniz. O da bu hafta buna ihtiyaç duymayabilir. Aynı şekilde hayat arkadaşınıza da bunu yapabilirsiniz. Kız arkadaşınıza da bunu yapabilirsiniz, erkek arkadaşınıza da bunu yapabilirsiniz. Önce şu gözlemi yapın. Benim bu sunucaklarımı. Efendim benim hatırlatmak istediklerimi hayatımdaki kişi almaya hazır mı? E, ya da onun hayatı yaşama şeklini tavsiye etmiyorsunuz sürekli üzülüyor. Bırak üzülecekse üzülerek öğrenecektir. Sen onun işine karışma. Eğer senden biri yardım istiyorsa koşarak yardım et bu hafta. Ama bir şeyi senden almak istemeyen birine bunu böyle yapsan daha iyi olur. Şöyle konuşsan daha iyi olur. Şunu öğrensen daha iyi olur gibi nasihatlerde bulunarak ...negatif görüntü yayma. Zaten bir kulağından girer... ...öbür kulağından çıkar, çıkar yani. Çıkar tabii ki ama yanlış anlaşılmak da... ...ilişkilerin, iletişimlerin bozulmasına neden olabilir. Yani hepimizin bir eşref saati var... ...bir de hoş olmayan saati var. O yüzden... E, ...bilemeyiz ki kim hangi saatte... ...hangi zamanda. Dolayısıyla diyorum ki yengece... ...özetle sen bu hafta... ...kimseyi bir şey yapmaya zorlama. Senin işlerin yolunda gidecek küslüklerin varsa sona erecek. Efendim, ev ve aile yaşamında duygunu, dengeni tam anlamıyla güçlendirebileceğin için önemli kararlar alacak, verecek. Bu kararlarınla kendini mesul edecek ve mutlu olacaksın. Aynı zamanda süklüm püklüm insanlarla bir arada olmaya tahammülün olmayacak. Her görüştüğün insanın omuzu dik olsun isteyeceksin. Enerjik olsun ve davransın isteyeceksin. Ay Şekerim herkesin günü gününe uymuyor ki. Kimin haritasında T kare oluyor, kimin haritasında Grand kare oluyor. Astrolojik tabirlere yani göre. Yani yengeçler bu hafta enerjileri o kadar yüksek Çok ki yüksek onlar olacak. da kendi gibi enerji yüksek insanları tercih edecekler. Aynen öyle. Hatta düşük enerjili kişilere yapabilirler. Dolayısıyla böyle alımlı çalımlı davranabilirler. Yanlış anlaşılmalara neden olabilirler. Onlara bu hafta spotum ne biliyor musun? herkesi olduğu gibi gör ve kabul et. Kimseye zorla bir şey öğretmeye çalışma. Kimseye zorla değiştirmeye de çalışma. Bırak ya karşındaki insan değişmek istiyorsa senden yardım istesin. Bırak karşındaki insan bilgi edinmek istiyorsa senden bilgi edinsin. Sen kendini niye yorasın, niye yıpratasın senden bir şey almak istemeyen bir insana. Hiç işin dahi olmasın. Enerjine yazık. Hiç. Bu kadar da basit. Peki <laughs> ama yengeç bu haftanın en mutlusu en şanslısı sensin. Yani gerçekten çok güzel bir hafta seni bekliyor. İşte, i̇şte öyle insanlar... olurken herkes mutlu olsun isteyecekler. Ee, ben mutluyum o da mutlu olsun. Ben mutluyum kocam da mutlu olsun. Ben mutluyum karım da mutlu olsun. Ben mutluyum arkadaşım da mutlu olsun. Ayol layıksa mutlu olsun sana ne? Hak ediyorsa <laughs> mutlu olsun sana ne? Sen kendi mutluluğuna bak. Aslanlara geçtik. Sevgili Aslan, bu hafta sen ne yapıyorsun? Tablon sana ne söylüyor? Ee, aşk hayatın yer re eksan gibi gözüküyor, evet. Ama bak, Nuray Sayar'ı senin için çok güzel tiyolar verecek. Şimdi diğer tabloyu da alalım, getirelim ekrana. Düşünceleriniz ve iletişim e, geleceğiniz için kuşkudan uzak durun. Hı hı. Hayatınıza yenikler katmaya ihtiyaç duyacaksınız. Yani Hayatınızda var olandan sıkılmış olabilir mi aslanlar? Bunu mu anlamalıyız? Şimdi bak e, geçtiğimiz 25 Ocak'tan bugüne e, özellikle 10 Ocak'taki dolunay, ay özür dilerim 10 Ocak'taki ay tutulmasının verdiği dolunay etkisi e, birçok aslanın psikolojik yaşamında o günden bugüne tarımar olmalara neden oldu. Birçok aslan aldatıldığını duydu. ...birçok aslan arkasından dönen oyunları gördü. Birçok aslan hakkında yapılan konuşmaları duydu. Aramadan birçok yanlışlar önüne geldi. Ve dolayısıyla onun travmalarını şimdi atlatmak üzereyken... ...bu hafta Dolunay'ın Aslan Burcu'nda doğuyor olması... ...ardından yerini Başak Burcu'na bırakıyor olması... ...özellikle e, bu hafta tamamen... E, ortaklaşa işler, ortaklaşa konuşmalar, aynı zamanda hayatınızı paylaştığınız, yaşamı ciddiye aldığınız kişilerle gerginlikler içerisinde olabilirsiniz. Ve bu gerginlikler de şu yönde olabilir. Yaptığınız işlerde başarısızlık yaşadıysanız en çok kişinin hoşlanmadığı bir konudur bu, insan nefsi çünkü. E ben sana demiştim. Bu kızla görüşme diye. Ben sana demiştim bu adamla iş yapma diye. E ben seni uyarmıştım. E uyardın dinlemedi işte. Ben bilmiştim, ben söylemiştim demeyin aslanlara bu hafta. Onların başına gelen talihsizlikler, onların yaşadığı şanssızlıklar aslında bundan sonrası için çok büyük bir deneyim, çok büyük bir tecrübe efendim. Ben demiştim, ben etmiştim demeyin. Bir aslanla mı evlisiniz? Bir aslanla mı iş ortaklığı yapıyorsunuz? Bir aslanla mı çalışıyorsunuz? Siz siz olun kati suretle aslan burçlarını bu hafta ben etmiştim ben demiştim ben yapmıştım ben söylemiştim uyarılarını yaptığınız takdirde iş ortağıysanız ortaklığınızı dağıtırsınız hayat ortaklığı paylaşıyorsanız terk edilebilir ayrılabilirsiniz. Bir ilişki yaşıyorsanız tarım ağır olabilir, yol ayrımına girebilirsiniz. Yani aslanlara karşı mı ego yapmayın bu hafta? Evet Aslanlar aslanlarla mı? yaşayanlar, aslanlarla yaşamda yol alanlar... ...ben etmiştim, ben söylemiştim, ben senin iyiliğini düşünmüştüm... ...ben senin için neler yapmıştım Demesin demeyin ya. Tamam. bu hafta. Aslanın kendine gelince kesinlikle ve kesinlikle hayatlarına yenilik katmaya ihtiyaç duyacaklar. Bu sayede çok para harcayabilirler... Efendim harcayacağınız paranın yerine gelecek olan var mı? Onu garantilediniz mi? Plansız programsız parasal harcamalar yapmayın. Plansız programsız işinizi, evinizi, düzeninizi, çevrenizi asla sessiz siz olun, değiştirmeyin. Sosyal yaşamınızda ise aniden kıvılcamlaşabilecek tartışmalar, gerginlikler oluşturan kişilerle hafta boyunca bir ortamda olmamaya... Gayret edin ve özen gösterin. Yani ikili ilişkilerde i̇kili de ilişkilerde, sosyal yaşamda de, mı? Sosyal yaşamda da yani kavgacı olduğunu bildiği kişiler ile uzak dur. Diyorum. Uzak dur. Bu hafta kimse senin e, frekansını, enerjini bozmasın. Bu hafta çok kıskanıldığını da görebilirsin. E, Arkandan dönen oyunları da görebilirsin. Hatta bu hafta aslanlar kimse beni çekemiyor diyebilir. Benim en büyük kelimemdir. Beni çekemeyen anten taksın. <laughs> Sizi çekemeyen anten taksın şekerim. Sağa mı çevirir o anteni sola mı çevirir? Nerede çekiyorsa oraya çevirsin. Çekemeyenin sorunu sizi çekemeyen benim değil. Sizin de değil. O yüzden ne olur kıskanılıyorum. Benimle uğraşılıyor. Hakkımda dedikodulu yapılıyor. Geçin bunları ya. Siz kendi hayatınıza, siz kendi önünüze bakın. Aslanlar yüzleşecekler tüm bu konularla. Her şeyle yüzleşecek ama vah niye öyle, vah niye böyle demeyecekler. Peki iş ve sağlık yaşamları nasıl? ilerlemeye kazanmaya duydukları ihtiyaç daha da çok artacak. Spotum mu onlara? Hı. Çekemeyen anten taksın. Gerçekten. Seni çekemeyen mi? anten taksın şekerim. Çekemiyor diye niye üzülüyorsun? Bunu böyle mi okuyacağım? Sevgili aslan bu haftaki spotun çekemeyen anten taksın. Çünkü çek, çekilemediğini görecek. <laughs> Çekilemediğiyle yüzleşecek. Allah Allah. Tabii ne kadar sürecek? Hayatım bu toplumda bu? o kadar çok haris. <laughs> e, nifak insan var ki var, bir var. o kadar da melek insanlar var, var. Allah hep bizi güzel insanlarla karşılaştırsın sabah gün canlı yayında diyorum ki ben e, kenafir gözlerle bakmayın yanlış da söylemiştim onu güzel gözlerle bakın göz nurdur Tabii. çalışın sizin de olur kıskanmayın Evet. başaklarda sıra sevgili başak ekran başındaysan hem televizyonun sesini aç hem dikkatlice dinle çünkü bu hafta seni çok şey bekliyor Diğer tabloyu da görelim. Çocuklarınız ve torunlarınızla ilgili sorumluluklarınız artıyor demişsin. Evet. İletişim ve ilişkilerde ayrılıklar dengeleniyor. Maddi konularda korkusuz olun. Bekar Başaklar için de bir şeyler söylersin herhalde, değil mi? Kulakımız sende. Hatta anne dedim biliyor musun bunu hazırlarken. Nur şimdi bana diyecek ki dedim. Evet. Babaanneleri, anneanneleri uyarıyorsun, gençleri de uyar. Evet. Diye <laughs> baba. Evet. Diye. <laughs> Var mı onların aşk hayatları nasıl? Şimdi bak karşıt burçları Balık burcunda yönetici gezegenleri Merkür. Merkür Başak burcunu ve İkizler burcunun yönetici gezegendir. Merkür nedir? İletişimdir. Merkür nedir? İfadedir. Merkür nedir? Araştırmadır. Şimdi efendim bu hafta özellikle e, Balık burcuna geçiş yaparak gerilemeye başlayacak olan Merkür 10 Mart'a kadar ilişkiler konusunda tüm başakları empati yapın diyerek uyaracak. Yani e, örneğin diyelim ki bir başak babasısınız, bir başak annesisiniz ya da bir başak kayıvmadesisiniz ya da bir başak burcu dedesiniz ya da bir başak burcu anneannesiniz. Efendim torunlarınızın hayatı yaşama şekli, torunlarınızın ailesiyle olan ilişkileri. Ee, ...anneye babaya saygısı ciddi anlamda sizi yakından etkileyecek. Kendi geçmişinizle bunu hiçbirimizin çocuğu sevmiyor artık. Şimdiki nesil bambaşka bir Hiç. nesil. Örnek veriyorum ki ben genç olan bir anneyim. Ee, bir de e, benim kayınvalidem, annem muhakkak onların nasihatleri de bambaşka oluyor. İşte bizim zamanımız diye başlayınca çocukların içi şişiyor... <laughs> Kesinlikle içi şişiyor. Örneğin ben genç kızken Doğru misafir gelirdi annem böyle yapar, direkt bana. Çay koydun mu? Bir türlü o çayı koyamazdım ben. Yani başaklara şey mi diyorsun? Gençlerin işine karışma. Aynen ama. ne olur onları kendi gençliğinizle kendi çocukluğunuzla kıyaslamayın. Çünkü zaman değişime girdi artık. Bu zaman değişime girdiği için çocuğunuzu işte eve gelen misafire hoş geldin mi diye onların yanında söylemeyin. Yani akılsız muamelesi yapmayın çocuklarınıza, torunlarınıza. Onlara karşı artan sorumluluklarınızı şefkat, sevgi olarak vermeye çalışın. Tamam. Yani Uyarı olarak. Anladık değil. bunu. Bekar başaklar ne yapıyor? Şimdi aşkta ayrı olanlar. Sevgilim beni terk etti, karım beni terk etti, kocam beni terk etti diye üzülen bir başak burcu kadını ya da erkeğiyseniz. E, merkür gerilemeye başlayınca eski alışkanlıklar zil çalacak. Hayatta bu kadın bana geri dönmez diyorsanız... ...hayatta bu adam bir daha kapımı çalmaz diyorsanız... Biliyor mu? Vallahi öyle bir çalacak, öyle bir geri gelecek ki. Ne? Ama soracaksınız kendinize. Acaba şimdi ben istiyor muyum? Acaba ben bunu şimdi yaşamaya o, hazır o mıyım? Olsun gelsin de benim gönlüm olmasın ama o gelsin. Onu gel o gelecek bir göreyim. zaten. Kesinlikle gelecek. O gelecek ama sen bir Başak olarak... Bitirmiş olduğunu yaşamaya hazır mısın değil misin? Belki defalarca dualar ettin geri gelmesi için. Adam ya da kadın geri geldiğinde öneminin kalmadığını görebilirsin bu hafta. Ama o, hepimizin nefsi var. O nefsin mutlu olacak diyeceksin ki kendine. Geldin ama güzelim geç kaldın. Hadi yolun açık olsun. Hiç peki hayatında biri yoksa yeni bir aşkla karşılaşabilir yeni mi? Yeni bir ilişkiye her an karşılaşabilir. ...sadece bir deneyimdi... ...aman yaşayayım yaşamış olmak için diyorsan... ...yaşa... ...bu dönem başlayacağın ilişki sana bir istikbal veremez... ...asla sana bir gelecek ya. veremez... ...tabii ki veremez... ...senin bir beklemen gerekiyor 10 Mart'a kadar... ...bir başak kadını... ...bir başak erkeği olarak yeni bir aşka... 10 Mart mı? ...yeni bir ilişkiye... ...başlaman için... ...10 Mart'a kadar sabırlı Abi, olman bekle, gerekiyor... ...bekle bekle şiştik... Yani. ...ama olsun bebeğim sistem de en azından kalbin şişmiyor... Yüreğin şişmiyor. Yani dün mesela Başak Burcu yeni biriyle tanıştıysa gelecek yok mu diyorsun bu ilişkide? Şimdi bak e, yaşar, deneyim kazanır ama bir istikbal yaşayamaz. Yaşayamadığı gibi de bir de hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Zihinden çok sezgisel hareket etmek isteyebilir. Ama bazen sezgi zannettiğimiz şey zihnimizin oyunu olabilir efendim. Kalbi boş olan bir Başaksanız... Yeni bir aşka başlamayın. İş ve maddi konularınızda ise korkusuz olun. Cesur davranın, endişe etmeyin. Yeni atılımlara giriş yapmak için, yeni parasal konular planlamak için doğru bir haftadasınız ama. Kalbiniz boşsa ruhunuzu dinlendirin. Sağlıkları nasıl? Sıhhat ve sağlıkta son derece sağlıklı olacaklar. Sadece başak hep kuruntuludur. Kendinde, vücudunda hep hastalık arar. Hastalık aramayın efendim vücudunuzda. Spotum onlara. <laughs> Mümkünse duygularınızı dengeleyin. Endişeli ve huzursuz olmayın bu hafta. Evet duygularını dengele dedi. Hemen terazilere geçiyorum. Sevgili terazi bu hafta bakalım senin neler bekliyor. Hayatınız rayından çıktı mı? Hiçbir şeyi kontrol mü edemiyorsunuz? İkili ilişkinizde problem mi yaşıyorsunuz? İşleriniz istediğiniz gibi gitmiyor mu? Tablonuz böyle. Diğer tabloya da bakalım. Bugünün işlerini yerine bırakmamanız gerekiyormuş. Aşkla ve evlilikte kararsız tav tavırlar sergilememeniz gerekiyor. Nuray Sayar'ı teraziler için ne söylüyor? Uzun Şimdi, uzun nasıl anlatıyor terazileri? E, sevgili terazilere gökyüzü ve gezegenlerin kombinasyonu şu konuda uyarı yapıyor. Diyor ki bu hafta sağ sağduyulu düşün sağ sağduyulu hareket et. Mümkün olduğunca iletişim ve ilişkilerde iş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişiler ile aşk hayatınızda yaşamda birlikte yol aldığınız kişiler ile kişiyle pardon birkaç kişiyle kimse birlikte olamadığına göre kişiyle mümkün olduğunca sağduyulu, sakin, ılımlı iletişimler içerisinde olduğunuz takdirde güven sarsacak durumları yaşamaya engel olacaksınız kendinize duyduğunuz güvenin daha çok artmasına neden olacaksınız. Yani sakin, ılımlı, sağduyulu tavırlar sergileyip bu şekilde yaşadığınız takdirde hiçbir ilişkinizde dağılma, bozulma yaşamayacaksınız. Ama enerjik ve hiperaktif tavır ve davranışlar sergilerseniz hem Merkür'ün gerilemeye başlayacak olması, hem dolunay'ın etkisi, özellikle ve özellikle sağduyulu hareket etmeyip sizi Rütün hayatınızdaki ilişkilerde olduğunuz gibi tavırlar sergilerseniz birçok terazi aşk hayatında, sosyal hayatında kopmalar, dağılmalar ve ayrılıklar yaşayabilir. İlişkini kaybetmek istemiyorsan, arkadaşlıklarının bozulmasını istemiyorsan, tek taraflı düşünmeyeceksin... Karşındaki kişi gibi düşünmeye özen göstereceksin. Empati yeteneğin yüksek Empati olsun yeteneğini yüksek mümkün olduğunca. Sana takındığı tavrı sen ona takınsan nasıl olurdu? Yani ne bir terazi partnerini arkadaşını bu hafta çok iyi anlamalı. Hı hı. Empati yeteneği yüksek olmalı. Evet cumaya kadar dağılmalar ve ayrılıklar olabilir. Evet cumaya kadar buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Cuma günü Venüs onların ilişkiler evine geçiş yapıyor. Yani? Yani karşıt burçları yedinci eve geçiş ne yapıyor. Ne oluyor? O zaman daha kolay olacak anlamak, iletişim içerisinde olmak. Ama cumaya kadar zorlanacaklar. Peki hadi bir partneri var onu anlamaya çalış diyorsun. Ya bir e, eşi yoksa, kalbi boşsa, yoksa. bak kalbi boşsa, kalbi boşsa, Merkür retrosundan önce yeni sağlam aşklara adım atabilir. Ne zaman Merkür retrosu? Ve özellikle ayın e, 20'si ve sonrasında e, zaten Merkür ciddi anlamda e, bir kaos yaratacak. Şubat 20'den sonra mı? Evet 20, 17'si itibariyle gölge enerjisiyle birlikte. Şimdi Merkür retrosundan sonra terazilerin kalbi doluyor dedin. Öncesinde öncesi, dolacak. Öncesi yani bu şu aralar mı? Ya bu hafta güzel aşklara, güzel ilişkilere başlayabilirler. Çünkü ilişkiler evine venüs geçiyor. Şubat 20'ye kadar yani. 20'ye kadar. 20'si ve sonrasında karşınıza birisi daha önceden çıktıysa ilişkiye başladıysanız problem değil. Ama başlamadıysanız yeni bir ilişkiye adım atmamaya gayret edin ve özen gösterin mümkün olduğunca. Peki iş İş ve çalışma yaşamlarında yeni iş teklifleri bekleyenler, iş değiştirmek isteyenler, yeni iş sorumlulukları içerisinde olmaya ihtiyaç duyanlar bu hafta haftanın 3. 4. ve 5. günüyle birlikte hayal ettikleri her şeye adım atabilirler ve başarılı olabilirler. Ya da yaptıkları işe bir ortak almak isteyenler. Ortaklık da yapabilirler. İş de değiştirebilirler. Yenilikler de planlayabilirler ve yaptıkları yapacakları her konuda ciddi anlamda çalışma performanslarını yükseltmekle kalmayıp kazançlarının artmasına da etki eden, neden olan Süper. sonuçlara kavuşacaklar. Sağlıkları nasıl? Sıhhat ve sağlıkta özellikle e, cumaya kadar Venüs'ün ilişkiler evinizde geçene kadar sinir sisteminize özen gösterin. Agresif tutumlar sergilemeyin. E, gergin konuşmalardan kaçının ayrılıklara neden olursanız cumaya kadar psikolojinizi bozabilirsiniz sağlıkta ama bozmamaya özen gösterirseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Spot ne? Spotum onlara. Hayatının dengesini elinizde tutun. Değersiz ve dengesiz tavırlar sergilemeyin. Yani hayatın dengesi sizin elinizde kalsın. Peki hemen akrebe geçiyorum. Geçiyorum. Akrepler ne yapıyorlar? Önce bir tablomuzu görelim sevgili akrep. <laughs> Hayatın dengesini sizin elinizde tutun dedin terazilere. Akrepler için de söyleyeceksin. Akreplerin sağlığında ne var böyle? Bak şimdi gelsin şeyimiz hemen söyleyeyim. Özellikle iştahınızı kontrol altına alın diye uyarı yapmışım. İştah açıklığı mı var? İştah açıklığı var. Hani bazen hepimizde olur bu gezegen kombinasyonlarıyla. Tatlının üstüne tuzlu, tuzlu üstüne tatlı yeriz. <laughs> ne yediğimizi bilmeyiz. E, doy emrimiz kilitlenir. Doğru valla. E, Yeriz yani. Ben örneğin evde kaç bu hastalık dönemimde günde üç sütlaç yer mi bir insan? O kadar göre yiyor işte. Peki, Aynen Peki iştah öyle. kontrolü için mi sağlığını uyarıyorsun akreplerde? İştah konusuna çok dikkat etsinler. İştah sadece kilo almak değil. Yaşımıza göre kolesterolümüzü bozabiliriz. E, i̇nsülin direncimizi bozabiliriz. ...şekerimizi çıkartabiliriz... ...tansiyonumuzu yükseltebiliriz... ...yani bir akrep burcuysak... ...iştahımıza ne olur dikkat edelim... ...iştahımızı kontrol altında tutalım... ...sıhhat ve sağlık konusunda... Hı hı. ...aşkta... ...inanılmaz romantizm haftasındasınız... ...kalbi boş olanlar... ...haftanın altıncı gününe kadar... ...olan süreçte... ...hiç beklenmedik anlarda ve ortamlarda... ...daha önce gözünüze kestirdiğiniz... ...düşündüğünüz, niyet ettiğiniz, hayalini kurduğunuz... Geliyor. ...aşklara başlayabilirsiniz. Ay, ne güzel. Ve bu dönem başlayacağınız aşklarda... ...muazzam istikbal sunacak gelecekler kurabileceğiniz... ...birlikteliklere adım atabilirsiniz. Süper. Hatta ileride hayat kuracağınız kadını... ...ileride hayat kuracağınız erkeği tanıyabilirsiniz. Aşkta baştan sona romantizm haftasındalar. Yengeçlere. Şimdi. Hayır akreplere. Ay, akreplere. Yengeç nereden çıktı? <laughs> Akrepler romantizm haftası. Romantizm haftası. Ne kadar sürecek bu romantizmleri? bu e, inanılmaz bir tanıtım haftası olacak onlara. Ne Reklamlarını tanıtım. çok yapacaklar. <laughs> ben kadınım, ben erkeğim, ben özelim, ben istediğimi yaşarım, ben istediğimi bulurum şeklinde. Böyle mi gezsinler akrepler? E, gezmesinler canım böyle. Ha. Yani yaşadıkları şey o tanıtımı sunacak onlara. Hayat onların PR'ı olacak. Reklamı olacak. Anlıyor musun? Wow. Akrep kadınlarının işvesi cilvesi yerinde olacak. Ondan sonra cuma söyleyeyim bakışları derin derin olacak. Gözleriyle öyle kişileri etkileyecek ki hayatta buna elde edemezsin dediği denilen kişileri bile cepte o diyecekler. Ya, müthiş bir enerji. Müthiş bir enerji sunacaklar. Müthiş de bir cazibe enerjisi içinde olacaklar. İnanılmaz romantizm haftasında olacaksınız bu hafta. Aman... Hayatta aşık olmam diyenleri çok gördüm ben. Bir akrep kadınla rastlarsanız metroda metroda. Aman dememek için dikkat edin diyorum. Göz göze gelmemeye özen gösterin. Öyle mi? Çünkü gözleriyle mıklatıs etkisi yaratacaklar bu hafta. Bak birçok akrepte bize haftaya yazar. Hayatımın aşkını buldum diye. Ben geçen gün Instagram'da yazmış hanımım biri. Orada bana soru sormuş. Demiş ki Nuray Hanım ben evlenemiyorum diye. Ne burcusun demişim demiş ki bana e, ben terazi burcuyum sen bu hafta koca bulursun ve evlenirsin bir haftada evlenir. Gerçekten. Yıldırım nikahı. Yani k akrep sen kalbin boşsan hadi gözün Hayatım aydın 20'sine kadar. Hayatım paldır aşık olabilirsin paldır küldür evlenebilirsin. Ya hayatında biri varsa evliyse? ise ee, e, romantizm yaşayacaklar. Ah bu kadın benimle ilgilenmiyordu diyenler karısının onunla ilgilendiğinin farkında olacak. Bu adam benim gözlerimin içine bakmıyor diyenler kocasının gözlerinden Gözünün Ay ayıramadığını fark edecekler. <laughs> Çok tatlısın ya yerim seni valla. <laughs> ne güzel anlatıyor değil mi? Kesinlikle işveyi cilveyi ön planda yaşayacaklar. Kesinlikle iş Peki. ve cilveyi. özel hayat güzel yani. Şahane. İş hayatları ve sağlıkları nasıl? Bu hafta özellikle Merkür'ün aşk hayatlarına romantizm rüz rüzgarları estirmesi eski bir aşkın yeniden alevlenmesine de neden olacak ayrıları da geçmeyelim. Eski bir aşk geri dönebilir, yeniden alevlenebilir. İşte ve anlaşmalarda ise inanılmaz pratik, becerikli, sonuç odaklı olacaklar. Ve aynı zamanda iletişim ve ilişkilerde çalışma hayatınızda sadece sabırsız olmayın. Hı. Yani diyelim ki bir asistanla çalışan bir akrep burcusunuz. Ya da size bir asistan verildi ya da siz işin patronusunuz. Kişiye işi öğreteceksiniz. Hemen sizin gibi kabiliyetli olması için kendinizi paralamayın. Peki. Ee, hemen spotu alacağım. Bir sağlıkla da ilgili ekleyeceğin var mı? Ee, i̇ştahı alsın kontrol altına i̇ştahı alsınlar. Can boğazdan gelir ama can boğazdan da çıkar. çıkar. Spot ne? Spotum onlara. İradeli olun. Peki. Hemen yaya geçiyorum. Hemen fazla bekletmeden sizi. Şöyle kendi notumu da alayım. Sevgili yaylar. Onlar şanslı bir haftadalar. Bu hafta müthişsiniz müthiş. Şimdi siz bu hafta peki bu kadar müthişlik arasında neye dikkat etmeniz gerekiyor? İşte gördünüz tek tek madde halinde sevgili Nuray yazmış ama biraz daha genişletelim bunu. Çevrenizde sorumsuz insan barındırmayın demişsin. Evet çünkü sorumsuz... Bir insan detoksu mu yapın diyorsun? Ee, onlar zaten bu hafta ciddi anlamda sosyal ilişkilerinde, iş ilişkilerinde, arkadaşlıklarında ee, arınma ve temizlenme yaşayacaklar yanlış olan enerjilerini çeken emen kişileri çevrelerinde katı suretle barındırmayacaklar. Çevrelerinde barındırmayarak da ne kadar isabetli ve doğru kararlar alıp verdiklerinin farkında ve bilincinde olacaklar. Zaten yaylar e, sorumsuzluğa tahammül edemeyen, özgürlüğüne çok düşkün olan burçlardır. E, bu haftada gezegenlerin konumu bugün itibariyle, zaten pazartesi itibariyle Merkür'ün Balık burcuna geçişi ve dolunayın Aslan burcunda doğacak olması birçok Yay burcunun göremediğini görmesine, algılayamadığını algılamasına, farkında olmak istemediğini fark etmesine yardımcı olacak. İşinizin düzeninin, işinizde düzeninizin olması, birlikte çalıştığınız insanların sizin gibi düzenli tavırlar sergilemesi motivasyonunuzu ve çalışma enerjinizi yükseltecek. Çalışmalarınızın gelirini ...arttırabilecek pratik fikirler üreteceksiniz. Ee, yeni bir iş kurabilir, işsizseniz yeni bir işten teklif alabilir, yeni bir işe geçebilirsiniz. Ve bu dönem başlayan, alınan yeni kararlarınızla sağlam, uzun yıllar sürdürebileceğiniz sonuçların sahibi olabileceksiniz. Sadece bu hafta iş hayatınızın gidişatı, projeleriniz ve planlarınız konusunda aşırı derecede yaşanacak hızlanma... ...daha çok göz önünde olmanıza, hakkınızda konuşulmasına etki edebilir. Ben birçok kişiden duyarım onu. Ya nasıl bu kadın buralara geldi? Nasıl bu adam bu yükselişe sahip oldu derler. Allah istedi ve oldu. Aynen. Allah istedi ve oldu. Gökyüzü ona hizmet etti. Eğer ki bir yayı sorguluyorsanız... ...siz de bir yay burcu olarak benim buralara geldiğimi sorguluyorlarmış derseniz... Eleştirmeyin efendim. Rabbim istedi ben bu günlere geldim. Bana hep şey diyorlardı. Çok böyle şöhret sahibi başarısı popüler olunca. Piyarını kim yaptı? Allah yaptı. Allah yaptı. O kadar basit. Tabii, Allah isterse. Allah şöyle. izin verirse. Kün Ol der olursun. Yok ol ver yok olursun. Aynen öyle. Dolayısıyla, dolayısıyla özellikle yaylar kıskanıldıklarını duyacaklar. Buna üzülebilirler. O yüzden başkaları sizi kıskanıyormuş nasıl bir yerlere geldiğinizi konuşuyormuş. Bu yönde laflar gelebilir kulağınıza duymayın oralı dahi olmayın. En büyük ceza nedir biliyor musunuz tepkisiz olmak duymamak. İşte oralı kalabiliyorsan olmamak, orayı da iyi yönetebiliyorsan önemli dengeli olan Dengeli olacaksın. Ee, peki iş hayatları nasıl para kazanacaksın? Bana işsiz olanlar ama... iş bulacak. İş hayatlarında çalışanlar iş değiştirmek istiyorlarsa değişim yaşayacaklar. Gelirlerini, projelerini, planlarını arttıracaklar. Çalışma motivasyonlarının yükselişiyle birlikte maddi manevi ilerleme yaşayacaklar Harika. ve başarılarına başarı katacaklar. Sağlık. Yükseliş. Sıhhat ve sağlık konusunda bağışıklık sistemini düşürmedikten sonra. Bir tek Merkür orada onlara bu hafta bağışıklık sistemini düşürebilir. Ya bu da en önemlisi hayat. Kesinlikle bak bağışıklık düştüğü anda her türlü rahatsızlık gelebilir. Allah Beslenmenize Allah. dikkat edin, dinlenmenize dikkat edin, Spot uykunuza ne? dikkat edin. Spotum. Kimin benim için ne konuştuğu düşündüğü değil, benim kendimi nasıl hissettiğim önemli. Özetle şu. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Hayır, nasıl yazacağım dedim oraya. Sen kendini hep iyi hisset. Ne yaşarsan yaşa kendini güçlü ve iyi hissetti. Aynen olsun. öyle. Hemen geçiyorum oğlaklara. Spotu yazacağım ben bu arada. Oğlan tablosu gelsin. Duray söz sende. Hemen, Hemen başlayalım oğlaklara. Şimdi sevgili oğlaklar için inanılmaz derecede netice ve sonuç haftasındayız biz bu hafta. Özellikle sevgili oğlaklar içtenlik sizin için çok önemli olacak bu hafta. İçtenlik sizin için çok önemli. İş ve öğrenim ile ilgili istekleriniz. E, i̇steksiz olmayın. Aşk, aşkta baskıcı tavırlar sergilemeyin. Şimdi ilk etapta ben aşktan bahsetmek istiyorum. Bu hafta evli olan oğlak burçları, Hı. ilişki yaşayan oğlak burçları. İlişkileri gayet güzel, yaşamda yol alıyor olmasına rağmen... E, ...dediklerinin uygulanmasını, istediklerinin yapılmasını isterken farkında olmadan hayatlarındaki kişiye baskıcı tutumlar sergileyebilirler. Bu baskıcı tutumlar ise yolunda giden ilişkilerinizin yolundan çıkmasına etki edebilir ve neden olabilir. O yüzden lütfen içtenlik sizin için çok önemli. İçinizden gelmeyen sohbetin içine dahil olmayın. İçinizden gelmeyen ortamlarda yer almayın. İçinizden gelmeyen hiçbir şeyi karşınızdakine de sunmayın. Size de sunulmasına müsaade etmeyin. Evli olanlar bunlara dikkat etmezse, ilişkisi olanlar bunlara dikkat etmezse yolunda giden ilişkilerinin yolundan çıkmasına etki edebilir ve neden olabilir. İş ve öğrenimle ilgili konularınız varsa, çalışan bir Oğlak burcuysanız İş hayatınızda hangi konularda gelişmek istiyorsunuz? Kendinizi hangi konularda yüceltmek ve yükseltmek istiyorsunuz? Bunlar üzerinde ne olur düzenli ve planlı çalışmaya özen gösterin. İşsiz bir Oğlak burcuysanız ve isteklerinizin size sunulmasını istiyorsanız sakin ve sabırlı olmaya, hiçbir şey için acele etmemeye gayret edin ve özen gösterin. Aynı zamanda zaten Oğlak iyi bir yöneticilik başaracağı bir haftada bu hafta. Aynı zamanda Merkür'ün zaten balık burcuna geçişi aile içi ilişkilerinizde, kardeş ve yakın akraba, komşuluk ilişkilerinizde e, anlayışlı, içtenlikli olursanız o ilişkileri de güçlendirmenize yardımcı olacak. Diğer yanda e, özellikle bu hafta Sıvı tüketimine çok özen gösterin. Ne kadar su içen bir oğlak burcusunuz. Suyu az mı içiyorsunuz, tüketiyorsunuz, fazla mı tüketiyorsunuz? Sağlıklısınız ama daha da sağlıklı olmak için bir suyu araştırın. Su çok mu fazla, çok mu az? Bunu dengelemeye sağlıkta özen gösterin. Tamam. Aşkta, sosyal ilişkilerde baskıcı olmayın. İletişimlerinizin enerjisini bozmamaya özen gösterin. İş hayatınızda ve isteklerinizde kendinizi her daim hafta boyu geliştirmeye özen gösterin. Spotum ise bu hafta sizlere. Samimiyet, içtenlik çok önemli olurken içten samimi olun. İçten ve samimi olun. Bak içinizden gelmeyen bir şeyi kimseye yapmayın. İçinizden gelmeyen bir şeyin size de yapılmasına müsaade etmeyin kati yürekli izin vermeyin. Oğlak için bu hafta içtenlik çok önemli Nur. Yani ne olur diyorum ki onlara içinizden geldiği gibi olun. İçinizden geldiği gibi davranın, içinizden geldiği gibi konuşun. İçinizden gelmeyen hiçbir şeyi karşınızdaki kişiye, ne iş hayatınızda, ne aşk yaşamınızda, ne evlilik hayatınızda mecbur kalarak yapmayın, yaşamayın yaşatılmasına da müsaade etmeyin hı hı. yaşanmasına da izin vermeyin Peki. mümkün olduğunca e, madem sizin için içtenlik bu kadar önemli sevgili oğlak demek ki sen de bu hafta karşındakine içten davranacaksın eğer içten davranmazsan ne olur mesela ayrılıklara büyük kopukluklara çok büyük Allah bölünmelere neden oluruz? Sebep oluruz? Peki. Tabii ki Rabbim göstermesin ama Allah bize akıl fikir vermiş. Duruşumuzu, tavrımızı ee, nasıl tutmamız gerekiyorsa ona göre hareket ederiz. Peki kovalar bu hafta duruşunu, tavrını nasıl belirlemesi gerekiyor? Sevgili kovayı bu hafta neler bekliyor Nuray? Allah, Allah. ne olur artık güzel şeyler beklesin. Bir kova evet, olaraktan. olarak. kovasın değil mi? Doğru. Evet. Nuraycığım aşk güzel. Para... İş hayatı biraz iki yıldız eksik, sağlık da iyi. Diğer Şimdi, tablomuz da gelsin. Maddi konularda e, çok dikkatli olun uyarısını yapıyor gökyüzü onlara. Ne olur maddi konularda plansız programsız harcamalar yapmamaya özen gösterin. Bu hafta yapacağınız alışverişlere ihtiyacınız var mı gerçekten? ...almış olmak için mi alıyorsunuz? Hmm. Bu hafta markete giderken de... ...alışveriş merkezlerine giderken de... ...bir hafta sonra aldığınız kıyafetin... ...indirime girdiğini görme, görüp kahrolmaktansa... ...bir hafta bekleyip ondan sonra alışveriş yapmaya Hemen özen Hemen geri gösterir. getirmek istiyorum o kıyafeti. Tabii ki. Ama götürüp de veremiyorsun işte. Aa geçen hafta indirimde değildi diyerek. O yüzden diyorum ki kovalara... ...Allah'tan ben alışveriş merkezlerinde gezinmeyeceğim... Sağım solum kırık hamda olsun. <laughs> ee, o yüzden bak yaradı işe işte ne güzel. İki hafta sonra zaten istesem de alışveriş yapamam. Merkür retrosunda ne işim var aldığım şeyi kullanamam. O yüzden bir kovaya diyorum ki ama otur oturduğun yerde bu hafta turşunu kur. Evinde <laughs> yemeğini yap. Eşinle ilgilen, çocuklarınla ilgilen, iç huzurumu nasıl arttırabilirim, hangi kitabı okuyabilirim, hangi müziklerden hoşlanıyorum, hangi filmi izleyeyim, izleyemediğin, ev hanımı İhsan izleyemediğin dizilerin varsa gir e, Google'a izle onları, mis gibi, e, kendine bak, kendine zaman ayır. Tamam bunlar yapacakları asla ne yapmamaları gerekiyor kovalarım bu hafta alışveriş mi? Şimdi bak fedakarlığınızı ve nezaketinizi icra edeceksiniz. İcraat çok önemli bu hafta onlar için. Nazik bir adam olduğunu göster karına. Ya da nazik bir hanım olduğunu göster partnerine. Ee, bir kova erkeğiysen... ...partnerinle buluştuysan sandalyesini çek. Gözünü boya. Çok önemli bu hafta. İkna et kadını. Gözünü boya mı? Sahte davransın yani. Sahte davran değil yani... O anda şey oluştu işte, öyle Ne cool. güzel yönlendiriyorsun seyircileri Aşkım gözünü ama şimdi, boya. Bak bu hafta kova erkekleri kalbi boş kalsın istemiyorsa şey olsunlar gentleman davransınlar. Anladın hmm. mı? İş zaten köprüyü geçene kadar. <gülüyor> <gülüyor> bak kovaları uyarıyorum ben. Hayatım kova erkeği eğer senin partnerinse bana sorarsan kova erkeğiyle evlenme. İkizler erkeğiyle evlenme. Teraziyle evlenme. Kapından bile geçirme Bir şey Söyleyeyim. Nuraya ilk defa katılıyorum. Kova erkeği. Büyük Allah imtahan. korusun. <laughs> Allah korusun. Evlerden dışarı. Öyle şekerim. Kesinlikle. Neyse gelelim sonuca biz. Özellikle ve özellikle kovalar için bu hafta onlar bu hafta aşkı buldu buldu şekil. Erkekleri bulamadı bir bulsun, daha bulamayacak bulsun, zaten. Ama mutlu olsunlar bizden de uzak olsunlar. Biz boyuna göndermedeyiz. <laughs> Ama kova zordur. Bir Kovanın dakika. kadını da zor anam. Ben de kova kadınıyım. Normal miyim sence? Gökyüzüyle <laughs> uğraşıyorum. Aa. Hayatımda Ay o niye de... ben şey aşçı olmadım? Ay dur süre kalmadı. kalbi boş olan kovalar ne yapıyor? Evli olan kovalar neye dikkat kalbi etsinler? Kalbi boş olanlar centilmen olsunlar. Kibar kadın olsunlar. işveri cilveli olsunlar. İkna ettiniz ettiniz buldunuz buldunuz. Bulamadınız Nisan ayına kadar yapayalnızsınız. O yüzden akıllı olun diyorum. Ona göre bak bu hafta çok Demedi önemli. Demedi demeyin sonra. Ondan sonra vah 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 halde Evli gelip. sen de tartışmalardan uzak dur. Yani e, kova her dakika tartışma bombasıdır. Dinamit taşır çünkü cebinde. Onun fişine dokunma annem o ne oldu? Senden ızdık olsun Mısır'a sultan olsun. Peki. Uğraşma. E, menfaatçi insanlar mı var etrafında? İç huzurunuzu bozan menfaatçi insanlardan uzak durun demişsin. Evet. E, i̇nsan kullanmayı seven insanları görmeleri lazım. Kovalar dahi insanlardır ama... ...samimiyetle söylüyorum. Bir o kadar da ben astrolog olduğum için... ...haritalarına bakınca doğru dostlar... ...seçebiliyorum. Yoksa en kolay dolandırılan... ...kandırılan kişi benim. Bakmayın öyle benim cin gibi göründüğüme. Değil aslında. Asalağın tekiyimdir. Öyleyim ama. Öyleyim Nur. Canlı yayındayız Evde sohbet eder gibi. Ama öyleyim Nurcum. Haritasına bakmadıktan sonra herkes iyi. Ben böyleyim. Sen tanıyorsun beni çok iyi. Doğru. Dolayısıyla fedakar olmayın arkadaşlarınızla. Fedakarlıkla arkadaşlık sürdürmeyin. Egoist insanların çevrenizde nefes almasına müsaade etmeyin. Kesinlikle. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben o aramayı bir hafta önce yaşadım. Alımla baş başa kaldım. Hamdü senalar olsun. Hiç yalan yanlış dostum arkadaşım yoktu. Zaten yok artık. Çok şükür. <laughs> Maddi konularda para harcamamaya dikkat etsinler. Plansız programsız harcamalar yapılmaktan kaçınsınlar. Hı hı mümkün olduğunca hesaplı alışveriş yapsınlar. Çünkü bu dönem şaka bir yana yaptıkları alışverişten bir hafta sonra pişman olabilirler. Sıhhatiniz, sağlığınız Allah'a bin şükür çok iyi olacak. Kendinizi hem sağlıklı hem sıhhatli hissedeceksiniz hem de enerjik hissedeceksiniz. Kesinlikle enerjik hissedeceksiniz. Dolayısıyla beni ilgilendiren iki hafta boyunca sağlık, Tamam bu varsa tamam ben mutluyum Allah'a çok sağlık şükür. Sağlık çok önemli. Ay servet sağlık. Bir de hiperaktif bir kadına Seçkin hocam burada beni buraya oturtana kadar şey söyleyeyim mi çok çok zor günler geçirdi yani ah, ah, ah. Ay, çok özür dilerim ee, sondalarla falan yaşadı bir, belirli bir süre yani çok zor düşünebiliyor musunuz? Tamam bana baktı sağlık, ben tavana baktım sağlık, ama Allah'ım teşekkür ediyorum edilir. İyi ki kırmışsın bacaklarımı. Vallahi iki ki kırılmış. Gördüklerinden. şimdi oralara girmeyelim. Neler gördüm Ağlayacaksın neler. Yoksa? yok. ağlamam ayol ne ağlayacağım. Spot verseden. Hiç işim olmaz. Spot ver. Spot veriyorum. Kendine bak önüne bak kova. Arkanla ilgilenme. Ay oynayamıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü doktorum karşımda. Gelecek. Sürekli, sürekli sağ yanaş yalan Dolayısıyla sen lütfen geçmişe değil de geleceğe Önüne bak. bak. Geleceğe bak. Önüne bakın hep kazanır. <laughs> Tamam peki balık sevgili balık sıra sende hadi bakalım ay bu balıkların aşktan çektiği nedir böyle canım ben kimim nereye aitim sorusu yaşam yolunuzu netleştirecek onu mu soruyorlar Bak, ben neredeyim ben kimim kimle arkadaşım kimle karı kocayım kiminle birlikteyim ona verdiğim değerin sevginin karşılığını görebiliyor muyum? görebilecek miyim alıyor muyum alabilecek miyim hatta balık burcuysanız bu sabah uykuda uyandığınızda yatakta yatan <laughs> kocanızın suratına şöyle bir bakıp ah ne kadar seviyorsun beni acaba diye öyle mi çünkü genelde Evlendikten sonra adamlar karınlarını içe çekmiyorlar. Salıp uyuyorlar biliyorsun. Bir de horlamaya başlıyorlar bir yaştan sonra. Vallahi gerçekten bir balık kadınıysam sana değer veriyorsam. Çok ya. Sana değer veriyorsa, karnını da saldıysa, horluyorsa, çek o adamı. Ama sana değer vermiyorsa, seni önemsemiyorsa, hadi hazır Merkür Burcu'na geçiş yapmışken, ona de ki, adam, aklını başına al. Ben aynı ben değilim. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Değişiyor mu balıklar? Çok değişecek balık kadınları. Ya. Bir balıkla evliyseniz eğer... Bu hafta hayatta beni bırakmaz ne yaparsam yapayım. Nermin balık burcu, Fatma balık burcu. Hep zavallı idare etti, huzur istedi, haklı olmak istemedi, uyum istedi, mutluluk Mutlu istedi. istedi. Oo, canım Anladın mı? Ya. Ama bu hafta Merkür ona diyebilir ki, Aa, senin göbeğin çıkmış, bir de çok ağırlıyorsun. <laughs> diyebilir. Yani bu hafta. Ama adamı seviyorsan, adam sana değer veriyorsa, uyurken karnını serbest bırakıyorsa. Katlan onun göbeğini. Ama zaten bir şey söyleyeceğim sevdiğin zaman hiç gözükmüyor ki onlar i̇stediği kadar de. horlasın istediği kadar göbeği olsun istediği kadar saçı kel olsun yani Doğru. o senin prensin oluyor Hı. balıklar bu hafta ben böyle kel. <gülüyor> <gülüyor> saçmalama. <gülüyor> Seda Sayan'dı değil mi kel seven? Seda mi kel Bilmiyorum. İki erkekler olur derdi. <laughs> Dur dağıtma konuyu. Balıklar bu hafta kusurları mı görecekler? Gör, görüp de söyleyemedikleri bütün kusurları söyleyecekler. Balık kendi adına şanslı. Heh. Ama balıkla yaşayan... Partnerleri şanslı. Partnerleri salmasınlar kendilerine hataları varsa. Dipçik gibi olmaya özen gösterir. Uyurken bile karnınızı içeriye çekin. Kendinize özen gösterin. Kendinize bakın. Şöyle kaldırırsan mikrofonunu. Heh. Kendinize bakın. Tamam peki. Bir de demişsin ki işleriniz ve istekleriniz adına başarı odaklısınız. Yani yeni bir iş kuruyorsak, yeni bir işe başlıyorsak ya da işsizsek, bir balık burcuysak. Yarım kalan sonuca varmayan, tamamlanamayan bütün işleri ve dilekleri 10 Mart'a kadar olacak. Birine borç para verdin. Alamıyorsun paran gelebilir. Huu, harika. Efendim e, yapmak istediklerini yapabilirsin. Düşündüklerini ve planladıklarını tek tek gerçekleştirebilirsin. Hiçbir şeye geç kalmadığının farkında ve bilincinde olacaksın. Diyeceksin ki hayat ikramiyelerini sunuyor bana. O kadar. Kesinlikle çok şanslı bir haftadalar bu hafta. Kesinlikle. E... Aşkta baskıcı tutum sergilememe demiştim. Sadece, Sergileme. sadece, ee, bak fazla kıskançlık bazen bezginlik yaratabilir. Yaratır, doğru. Yaratabilir. Kocasını hiç kıskanmayan kadından korkacaksın. Karısını da hiç kıskanmayan adamdan korkacaksın. Dozajında olacak. Bak dozajında, değerinde olacak. Saldım çayıra, mevlam kayıra, gittiği işe, gelecek akşama gibi yaparsan Korko ilişkiden, anladın mı? Yani kararında baskı, kararında kıskançlık. Aynen kararında üzmeden, yıpratmadan, anladın mı? Çünkü seninle ilgilenmeyen kadın, senin nerede olduğunu merak etmeyen adam senden vazgeçmiştir. Bekar balıklar olmalı. bekar balıklar e, böyle yakında yuvaları dolduracaklar. Bu hafta mı? büyük aşklar, büyük ilişkiler, kendi ruhlarına benzer arkadaşlıklara adım atabilirler. Kesinlikle. Biçiş. Sağlıkları da güzel. Gayet sağlıklı, gayet sıhhatli bir haftadalar. Onlara spotum. Senden ol baskıcı olma bu hafta. Hiçbir Ay. konuda. Baskıcı olursan çok şey kaybedebilirsin. Şimdi ee, Fatih duyabiliyor mu beni? Şimdi son e, bir 12 burcu toparlayalım. Evet. Koçla başlayalım. İzleyemeyenler varsa hı hı. tek tek spotları ile birlikte verelim. Verelim. Koç. Gelsin tablonuz. Aşk ve ilişkilerde sözlerine dikkat etmen gerekiyor konuşmalarına çok dikkat edeceksin. İş hayatında geçmiş gelecek kaosu yaşamanız söz konusu olabilir. Ama merak etmeyin dedi Nuray Sayarı. Bu da geçici bir durum. Sağlıklı olmak, ee, huzurlu olmak psikolojinizde saklı. Koç zor bir haftadasın. Lütfen ne olur telaş etme. Sen sadece frene bas. Yavaşla. Yafa, yavaşla. Belki derin nefes egzersizleri yap bu haftayı. En Az hasarlı atlatabilmen için... ...senin için zor bir hafta. Ama yavaşlarsan, frene basarsan... ...o zorluk geçecek. Boğalar ne yapıyorlar? Hafta boyu kafalarında yoğun sorular olacak boğaların. Hayatlarıyla ilgili, ilişkileriyle ilgili. Hayatlarını değiştirmek isteyecekler. Bu gidişten artık sıkılmış olabilirler. Maddi konularda çok bereketli bir haftaya girdiler. Endişe etmemeleri gereken bir haftadalar. Özellikle para konusunda... ...çok endişe ediyorlar sevgili boğalar. Nuray Seyir dedi ki... Hiçbir şekilde endişe etme, sakin ol, yaslan arkana, güzel günler sana gelecek. İkizler ne yapıyor? İletişim ve ilişkilerinde kendini yorgun hissediyor sevgili ikizler. Biraz agresif, yorgun olduğu için de bu agresifleri, agresifliği ikili ilişkisine de yansıtıyor. Maddi konularda çalıştığınız işlerde korunmaya ihtiyacınız olacak. Sağlıklı ve yaşam enerjiniz hızla artıyor, sağlık enerjiniz yükseliyor. Sevgili ikizler senin ne yapmaman gerekiyor biliyor musun bu hafta? Spot'un şu yönde asla ve asla derdini bak hiç kimseye dostuna bile anlatma dedi. Hani dedik Hadi ya derdini söyleme dostuna dostun söyler dostunun da dostuna. İkizlersen bu hafta Spot'un bu. Yengeç ne yapıyor? Ev ve aile içi e, güvenlik duygularını güçlendirmek isteyecekler. Bu onlar için çok önem kazanacak. Küskünlükler sona erecek yengeçlerde. Çok da güzel bir haftaya girdiniz sevgili yengeçler. İşlerin yoluna girmesi için e, çalışma performansınızı arttırmanız gerekiyor. E, sen bu hafta ne yapman lazım sevgili yengeç? Spotun ne? Her şeyi olduğu gibi kabul edersen bu hafta muhteşem bir hafta senin için. Ama ola ki kabul etmezsen zorluklar yaşayabilirsin. Kesinlikle. Aslanlar ne yapıyor sevgili aslanlar? Evet sevgili aslan düşünceleriniz ve iletişim e, geleceğiniz için kuşkudan uzak durmanız gerekiyor. Bu hafta acayip şüphecisin, acayip tedirginsin ama ne yap yap kuşkudan uzak dur dedi. Hayatınıza yenilikler katmaya ihtiyacınız olacak. Paranı çok dikkatli harcaman gerekecek. Ya aslan bu hafta seni kimse çekemeyecek. Herkesin gözü senin üzerinde olacak. Bunları duyacaksın ama dedi ki, "Valla böyle bir spot verdi. Seni çekemeyen anten taksın." dedi. Yani senin enerjin güzel, yaşam enerjin yüksek. Ve... Hiç onlara takılma. Onlar kendinden, yani kendi çöplüğünde bolsunlar. Aynen öyle. Sevgili Başaklar ne yapıyorlar? Çocuklarınız ve torunlarınızla ilgili sorumluluk alıyorsunuz. Şimdi buradan büyük ileri yaştaki Başaklara dedi ki, "Ne olur ya, gençlerin işine karışma. Gençlerin işine karışırsan kayınvalideysen kayınpedersen Bak kötü sen olursun, aynen öyle. Sus bu hafta. İletişim ve ilişkilerde ayrılıklar e, dengelenecek. Ayrıysanız barışacaksınız. Maddi konularda korkusuz olmanız gerekiyor. Bu hafta sevgili Başak sen duygularını dengeye oturttur dedi. Duyguların dengede olursa güzel bir hafta olacak. Terazi. Hayatın dengesi aslında senin elinde. Sen başka bir yerde aramana gerek yok dedi. Kendinde arayacaksın hayatın dengesini. Bugünün işini yarına bırakırsan bu işin içinden sen de çıkamazsın. Yani bugün işini bugün yap. Yarınlara erteleme. Aşkta ve evlilikte kararsız tavırlar sergileme. Evet hayatın dengesini arıyorsun, soruyorsun. Ona danışıyorsun, buna danışıyorsun ama kendi içine sor dedi. Çünkü hayatın dengesi senin içinde. Sevgili Akrep bu hafta enerjin çok güzel. Sezgilerini önemse, iletişim ve ilişkilerinde sabırsız olma ama sen ne yap biliyor musun? Akrep sen çık o mutfaktan. Çık buzdolabının karşısından iştahın öyle bir artıyor ki inanılmaz derecede kilo alabilirsin. Sevgili akrep senin için de verdiği spot şuydu iradeli ol Allah aşkına özellikle yemek konusunda. Yaylar ne yapıyorlar? Çevrenizde sorumsuz insan barındırmamanız gerekiyor sevgili yaylar. İşlerinizin düzenli olması sizi oldukça mutlu edecek ve işleriniz düzene giriyor. Çalışmalarınızda geliriniz son derece artış sağlayacak yani cebe para giriyor. Sen ne yaşıyorsun bilmiyorum ama dedi sevgili yaya ne yaşarsan yaşa kendini çok güçlü hisset verdiğin spot buydu. Oğlaklar için ne söyledi? İçtenlik senin için çok önemli. İş ve öğrenimle ilgili isteksiz olma. Ne olur işinde istekli ol, para geliyor. Aşkta baskıcı tavırlar sergileme. E bu hafta senin için içtenlik bu kadar önemliyse ne olur sen de içten davran. İçten davranmazsan Oğlak bu hafta kaybedersin. Kovalar ne yapıyorlar sevgili kova fedakarlığın ve nezaketin ön plana çıkması gerekiyor bu hafta yalnız kalırsın yoksa dedi. İç huzurunu bozan menfaatçi kötü niyetli insanlardan uzak dur maddi konularda çok dikkatli ol ya ne olur eğer kova burcuysan geçmişle ilgilenme artık o geçti adı üzerinde geçmiş o orada kaldı. Sen önüne bak. önüne bak önüne bak güzel günler senin olacak sevgili balık ne yapıyor balık bu hafta çok baskıcıymış ama partnerini elinden <laughs> kaçırabilirsin dedi ve budurmadan şu soruları sorma ben kimim nereye aitim benim kocam niye böyle benim karım niye böyle yapıyor deme ayrılık olur Tabii ki dağılabilirsiniz İşleriniz ve istekleriniz adına çok başarılı olacağınız bir haftadasınız spotunuz neydi sakın ha sakın baskıcı olma sevgili balık Biraz sonra geleceğim. Sana büyük bir sürprizle geliyorum. Valla bu en büyük alkışım tabii ki size. Bir de Nuray için gelsin. Niye gelsin? Aa, çok teşekkür ederim. Nurcum. Sağ ol Emineciğim Cim, çok teşekkür ederim. Sana doğum günü tatlımın. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Bu benim için o kadar özel ki ben de ben doğdum. Hem ünifle. Çok teşekkür ederim. Bir Şimdi çok zor günler geçirdin. Gerçekten çok zor günler geçirdi. Mutlaka bizi ekran başında izleyenler arasında da zor gününü ağlama. Ağlamanın için söylemiyorum. Zor <laughs> <laughs> ağlama ne olur. Zor günler geçirenler vardır. Her zor günün bir sabahı mutlaka var. Ama asla isyan etmedim. Hiç, Hiç etmedim. Bir kere bile inanamazsınız. <laughs> Eyvah demedim. Teşekkür ettim yaradanıma. Eğer bir gün hepimiz için söylüyorum. Ağlayacaksak o sevinç ve mutluluk gözyaşı olsun inşallah gözümüzden onunki mutluluk gözyaşları evet, evet. o yüzden ağla ağlayabildiğin <laughs> kadar çünkü sen şu anda mutluluğun içine ağlıyorsun çok. çok teşekkür ediyoruz <laughs> ben sana ben teşekkür ediyorum ee, gerçekten yorumlarınız yorumlarında haftamıza renk kattın seni hep görmek istiyoruz ekranlarda hep ee, Allah ayağına taş değdirmesin senin de Arkadaşım, çok teşekkür <laughs> ederim <üzülüyorum. gülüyor> Şimdi YouTube videolarımızı takip etmediyseniz de izlemediyseniz Nuray'la bir video çekeceğim. YouTube için özel olacak bu video. Şimdi ekranda konuşamadıklarımız var. Süreden olunca <laughs> bende de çene çok maşallah. Hiç durmuyorum. Giden sevgiliyi geri getirme ritüeli verecek evet. bana. YouTube'da bir de hangi burcu nasıl etkilersin? Mesela kocan koç onun için nasıl giyinmen lazım? Aynen öyle. Davranman Nasıl davranman lazım? Nasıl harekete geçmen lazım? Neler konuşmalı, neler konuşmamalısın? Evet, hepsini konuşacağız. Tek tek konuşacağız. YouTube Hayatta Her Şey Var kanalından bizi takip etmediyseniz... ...hadi kızlar ve erkekler bir tıkla abone oluyorsunuz. Ve evet. biz 7.24 yanınızdayız. Çok teşekkür ediyorum Muraycığım. Teşekkür ediyorum. Ee, yarın, yarın hepinizi bekliyorum. Yarın var ya koronavirüsünü konuşacağız böyle. Oğutun Hocam gelecek. Herkes ekran başında olsun. Okullar da açıldı. valla korkuyorum çocuklardan biliyor Allah musunuz? Kız. Kapalı, Allah kalabalık kız. yerlerdeler. Oytun hocam tek tek anlatacak bize. Bir de yarın kim geliyor biliyor musunuz? Yüz dedektifi. Oo. Ya. Yani yarın artık izliyorum. insanların yüzüne bakacaksın diyeceksin ki ha bu böyle. Şu şöyle. Acayip bir konu. Hepinizi bekliyorum. Doğum günün kutlu olsun canım benim.